İyi günler çocuklarım. Fen bilgisi 6. ünitedeyiz biliyorsunuz. Artık onun sonuna geldik. Ünite değerlendirilmesine kadar yapalım diyoruz. Doğal çevreyle başlıyoruz. Başlık olarak hemen doğal çevre. Doğallığını koruyan, insanlar tarafından bozulmamış, değiştirilmemiş anlamına alanlara doğal çevre denilir diyor. Mutlaka tabii ki bunun başlığını ve burayı mutlaka defterimize ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Dağ, orman, deniz gibi varlıklar doğal çevrenin parçalarıdır. Ülkemizde koruma altına alınmış pek çok doğal anıt ve milli parklar vardır. Şimdi bunları öğreneceğiz. Yani doğal çevre demek insanların bir katkısı olmadan Allah tarafından yaratılmış ya da doğada kendiliğinden oluşmuş olanlara biz doğal çevre diyoruz. Şimdi burada peri bacaları var görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunlar zamanla oluşmuş. Rüzgar ve yağmur sularının etkisiyle yumuşak topraklar gitmiş, sert olan yerler kalmış. Burada mesela Pamukkale travertenleri var. Pamukkale travertenleri de içerisindeki suyun içerisinde bulunan o maddelerden dolayı birikiyor ve bembeyaz gözüküyor ve su ılık, kaplıca suyu gibi diye düşünün. Böyle bir su oradan aka aka yıllarca ne yapmış? Orada birikmiş ve bu şekildeki şekilleri oluşturmuşlar. Doğal anıtlar, doğa olaylarının etkisiyle çok uzun süreçte oluşmuş doğal tarihi, doğa tarihi hakkında bilgi veren muhteşem oluşumlardır. Yani burası da doğal anıtların tanımı oluyor. Onun için burası da önemli. Onu da defterimize yazıyoruz. Tüm insanların ilgisini çekmektedir. Acıgöl kraterleri, Pamukkale travertenleri, Nevşehir peribacaları, Cennet Cehennem Mağaraları gibi ülkemize birçok doğal anıt bulunmakta. Bunlar da onlara örnekler olarak bulunmakta. Evet, şimdi milli parklarımız var bir de. Milli park bildiğimiz şu insanlar tarafından yapılan parklar değil ama yine onlara benzer diyelim ya da ondan daha güzel doğa tarafından oluşturulmuş, Allah tarafından yaratılmış olan çok güzel yerler anlamında kullanılmaktadır. Milli parklar gördüğünüz gibi mesela Küre Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı görüyorsunuz ne kadar güzel. Bunun gerçekleri daha güzel tabii ki fotoğraflardan. Şimdi milli parklar dinlenme, oynama, eğlenme ihtiyacımızı karşılayan bilimsel ve estetik bakımından ender bulunan tabii ve kültürel alanlardır. Doğaya burası da onun tanımı olduğu için burayı da ne yapıyoruz? Defterimize yazıyoruz. Doğaya olan özlemimizi gidermek için gittiğimiz yerlerden biri de milli parklardır. Burada pek çok bitki ve hayvanı bir arada görmek mümkündür. Ülkemizde mesela Göreme, Saklıkent, Yedigöller, Küre Dağları, Kaz Dağları gibi pek çok milli parka sahibiz. Evet. Bu kendiliğinden Allah tarafından oluşmuş, yaratılmış ya da kendiliğinden oluşmuş yerlerdir. Çok güzel yerlerdir ve burada bazı şeyleri yapmak yasaktır. Yani orayı koruma amaçlı bazı tedbirler alınmıştır. Doğal anıt ve milli parklara üçer örnek bulalım ve bununla ilgili sunumlar yapalım diyor. Bunu tabii ki bu dönemde yapabilirsiniz kendiniz de araştırıp bulabilirsiniz. İnternette bununla ilgili birçok bilgi bulunmakta. Şimdi bir de yapay çevre var. O doğal çevreydi. Allah tarafından yaratılmış olan çevrelerdi. Bir de yapay çevre var. Yapay çevreyi de insanlar yaşadıkları doğal çevre ihtiyaçları doğrusunda değiştirmişlerdir. Evet, bu da yapay çevrenin tanımı olabilir çocuklar. Bunu da yazabilirsiniz. Örneğin biz ne yapıyoruz? Daha hızlı gidebilmek için yol yapıyoruz. Değil mi? Sonra tüneller yapıyoruz gördüğünüz gibi. Daha kolay, daha hızlı zamanda gidebilmek için. Sonra böyle hastaneler, evler, binalar yapıyoruz. Sonra tarım aletleriyle tarlaları mesela açıyoruz, temizliyoruz otlarından, değil mi? Bu şekilde yapılmış olanları, yani insanlar tarafından oluşturmuş olan yeryüzü şekillerine yapay çevre diyebiliriz. Şimdi burada bir iki örnekler vermiş. Bitki yetiştirmek için tarlalar, ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan yollar, tüneller, barınmak için evler, tedavi için hastaneler, eğitim için okullar, oyun oynamak için parklar ve daha pek çok şey yapılmıştır. İnsanların değiştirdikleri çevreyi yapay çevre denilir diyor. Burayı da önemli olarak görüyoruz. Evet, hemen devam ediyoruz. Göster kendini kısmı var. Hemen bu göster kendini yapalım. Aşağıdaki verilen yerlere ait oldukları çevreyle işleştiriniz diyor. Şimdi doğal çevre var, bir de yapay çevre var aşağıda. Öncelikle
olanları işaretleyelim. Şimdi burada bakıyorum. Yol, çocuk bunlar yapay çevre, ova. Ova kendiliğinden oluşmamıştır. Onun için Allah tarafından yaratılmıştır. Doğal çevre diyoruz. Şimdi devam ediyoruz aşağıya. Mesela bak burada baraj var. Barajı insanlar yaptılar. Onun için yapay çevreye götürüyorum. Orman kendiliğinden oluştuğu için doğal çevreye götürüyorum. Sonra mesela bir göl kendiliğinden oluştuğu zaman ne diyeceğiz biz buna? Doğal çevreye götürüyoruz. Doğal çevreye. Fabrika yapay çevredir. Şimdi buradan mesela okul bahçesi yapay çevre, yol yapay çevre. Sonra çocuk parkı da biliyorsunuz yapay çevreye götürüyoruz. Bunları kendiniz de işaretleyebilirsiniz. Zaten çok kolay. İnsanlar yaptıysa öyle doğal, insanlar yaptıysa yapay çevreye, yoksa doğal çevreye örnek oluyor. Şimdi birlikte yapalım diyor. Hemen bir etkinlik var burada. Gerekli malzemeler diyor. Okulda diyor. Evimizde bu kullanmadığımız malzemeler karton ya da plastik kutu, karton rulo, pet şişe, ip, kumaş parçalarını kullanacağız diyor. Nasıl yapalım diyor. Hemen bununla ilgili bilgi veriyor. Bu etkinliği bireysel olarak ya da gruplar halinde yapabiliriz. Bizden hayalimizdeki okul bahçesi ya da sınıf konulu yapay bir çevre tasarlamamız isteniyor. Bu konuda araştırma yapalım diye yapay çevremizi planlayalım diyor. Kullanacağımız malzemeleri temin edelim. Tasarımımızı kağıt, karton, kutu gibi istediğimiz bir zemin üzerinde sınıfta yapalım diyor. Tasarım arkadaşlarına da sunuyoruz. Yapılan tasarımlar üzerinde konuşunuz diyor. Yapay çevre ile doğal çevre arasındaki farkı yazınız diyor. Şimdi çocuklar burada kendiniz bunlarla ilgili bir maket ev yaptınız mesela karton üzerine. Ya da bir işte bahçe yaptınız. Bunun gibi bir çalışma yaptığınız zaman işte o zaman yapay çevre. Çünkü onu siz oluşturmuş oluyorsunuz. Ama bunun için ikisinin dediği yapay çevre ile doğal çevre arasındaki farkları. Yapay çevreyi insanlar oluşturur. Doğal çevreyi Allah yaratır diyelim. Ya da doğada kendiliğinden oluşur da deniliyor. İkisi de duyduğunuz zaman şaşırmayın. Evet devam edelim. Çevremizi koruyalım'a geldik. Şimdi biliyorsunuz artık biz bu çevrede yaşıyoruz. Çevremizi temiz tutmalıyız ve korumalıyız onu kötülüklerden. Korumazsak biz kötü yerde yaşarız. Şimdi onu göreceğiz zaten. Yaşadığımız çevrenin düzenli ve temiz olması önemlidir. Canlılar böyle ortamlarda daha sağlıklı ve huzurlu olurlar. Evet gördüğünüz gibi canlıların yani biz ve diğer canlıların sağlıklı olabilmesi için doğal çevreyi korumamız gerekiyor. Yaşadığımız çevrede pek çok canlı ve cansız varlık vardır. Canlıların yaşadığı ortam o canlının yaşam alanıdır. Toprak, hava, su ile yaşam alanının cansız unsurlarıdır. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için toprak, hava ve suya ihtiyaç duyarlar. Ama bunların neyine duyarlar? Temizlerine duyarlar tabii ki. Şimdi insanların ihtiyacını karşılamak için üretim ve tüketim faaliyetleri yaparlar. Mesela fabrikalar çalışıyor değil mi? Atölyeler çalışıyor. Sonra tarımda çalışılıyor. Ama biz bunları yaparken ne yapıyoruz? Doğanın suyunu kullanıyoruz, toprağını kullanıyoruz, havasını kullanıyoruz, oradaki ağaçları kesiyoruz değil mi? Bundan dolayı ne yapıyoruz? Çevreyi korumazsak biz daha sağlıksız ortamda da yaşarız. Bakın mesela buraya çöp dökülmüş. Gördüğünüz gibi su, dere kenarı değil mi? Ne yapıyor? Etrafı çevreyi kirletiyorsunuz. Bu da ne oluyor? İnsanların burada canlıların daha doğru sadece insanların değil. Bütün canlıların yaşamını zora sokuyorsunuz. Zehirliyorsunuz yani. Mesela burada da bir fabrika örneği var. Gördüğünüz gibi fabrikada dumanlar çıkıyor. Bu da havayı kirletiyor. Temiz olan bir yeri kirletmiş oluyor. Arabalar, fabrikalar ve çöpler havaya çeşitli gazlar yayar. Bu gazları solumak canlıların sağlığını olumsuz etkiler diyor. Burayı yazabiliriz. Lağım suları, çöpler ve diğer atıklar nehirlere, göllere ve okyanuslara ulaşırsa orada yaşam canlına zarar verir. Evet çevrenizde görmüşsünüzdür zaten televizyonda da balık ölümleri meydana geliyor değil mi? Sularda. Sonra insanlar da zehirlenebiliyorlar. Su ve hava su kirliliği toprağın da kirlenmesine sebep olur.
Yani o zaman biz de oradan ürün elde ettiğimiz zaman ne yapacağız? Zehirli maddeler elde etmiş olacağız ya da az zehirler elde etmiş olacağız. Bir de biliyor musunuz kısmı var. Ozon tabakası. Dünyayı kuşatan ozon tabakası güneşin zararlı ışınlarına karşı bir kalkan görevi görür. Hava kirliliği bu tabakaya büyük zarar veriyor. Bu da güneşten gelen ışınları koruyan bir atmosferimiz var. Atmosferde ozon tabakası denen bir tabaka var. Eğer bu ortadan kalkarsa güneşin zararlı ışınları da bize geliyor ve bizi kanser yapıyor, hasta yapıyor. Onun için ne yapacağız? Bu ozon tabakasını korumak için havamızı temiz tutmamız gerekiyor. Kirletmememiz gerekiyor. Hemen devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bir dünya yapılmış, elini almış, bir de ağaç almış, değil mi? Öyle gözüküyor. Çevremizde bulunan her şey denge içinde olmalıdır. Bu denge bozulduğunda ortaya çevre sorunları çıkar. Çevre sorunlarının başında kirlilik gelir. Çevreyi insanlar kirletir, çevre kirliliğini de insanlar çözmelidir. Ülkemizde bu konuda çalışmalar yapan çevreci kuruluşlar da vardır diyor. Evet, insanlar kirletiyor zaten. Hayvanlar ve diğer bitkiler hep temizlemeye çalışıyorlar. Ülkemizde çevreci kurum ve kuruluşları araştıralım diyor. Bunlarla ilgili birçok çevreci kuruluş var. Bunlar ne yapıyor? Doğanın kirlenmemesi için ya da kirletenleri ceza alması için ne yapıyorlar? Uğraşıyorlar. Şimdi yemek pişirmek, ısınmak, makineyle çalışmak için enerji tüketiriz. Günümüzde kömür, petrol, gaz gibi yakıtlar ihtiyacımızı karşılamaktadır. Bu kaynaklar tükenebilen kaynaklardır. Güneş ışığı ve rüzgar ise tükenmeyen, yani yenilenebilir. Bunu da mesela burası önemli aslında çocuklar. Burayı bilmeniz gerekiyor. Hep karşınıza çıkacaktır. Kaynaklar. Bu kaynakların çevre kirliliği neden olamaz? Neden olmaz? Bu tür enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması gerekir. Böylece tükenebilir enerji kaynaklarınızı da tüketmemiş oluruz. Şimdi tükenebilir enerji kaynakları kömür, petrol, gaz dedi. Bunlar tüketirken ne yapıyoruz? Çevreye kirlilik saçıyor. Bu da havamızı, suyumuzu, çevremizi kirletiyor. Bu da bize tekrar zarar olarak geri dönüyor. Ama bir de aynı enerjileri elde edebileceğimiz başka enerji türleri var. Bunlar da temiz enerji türleri. Mesela elektrik enerjisini üretmek için kömür yakmamıza, petrol yakmamıza gerek yok. Güneş panelleri sayesinde ekonomik olarak sıcak su ve elektrik elde edebiliriz diyor. Evet. Sonra rüzgar türbinlerini görmüşsünüzdür. Enerji üretmek için rüzgar kuvvetini kullanır. Rüzgar estiği zaman kanatları döner ve elektrik üretir. Bunların bize çevreye hiçbir zararı yoktur ve bize ne yapıyor? Enerjimizi de sağlamış olur. Dünyada kullanılan enerjinin çok azı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Yani ağırlıklı olarak fosil yakıtlar denilen çevreyi kirleten enerjilerden kullanılmakta. Şimdi göster kendini kısmı var. Biraz videomuzu uzun tutacağız. Mümkün olduğu kadar hızlı gitmeye çalışıyorum. Bu 2 haftalık bir konu çünkü. Aşağıda çevre kirliliği ile ilgili çeşitli sorunlar yazılmıştır. Dikkatlice okuyunuz diyor. Hava, su, toprak çeşitli nedenlerle her geçen gün kirleniyor. Büyük şehirlerde çevre kirliliği nedeniyle yaşam zorlaşıyor. Dünyamız giderek ısınıyor. Küresel ısınma deniyor buna. Pek çok hastalık artıyor. Doğal kaynaklarımız tükeniyor. Bu sorunları çözmek için neler yapılabilir? Sınıfça tartışınız. Doğal çevreyi korumak için yapabileceğinizi araştırınız. Yazınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Şimdi doğal çevreyi korumak için neler yapabiliriz? Öncelikle bilinçlenmek lazım. Çevre bilinci oluşturulmalı. Sonra dernekler kurulmalı. Sonra çevre temizleme ve çalışmaları yapılmalı. Malı diyoruz. Sonra çevreyi kirletenlere ceza uygulanmalı diyoruz. Çünkü eğer bunlar ceza uygulaması hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Ve sonra da ne yapabiliriz? Ağaç dikerek çevre güzelleştirilmeli.
Temizlenmeli ve temizlenmeli. Havası temizliyor biliyorsunuz. Ve daha birçok yazabiliriz ama 5 tane yer ayrılmış. Onun için 5 tane yazdık. Her birimiz diyor doğal kaynakları tasarruflu kullanabilir. Bakın bu da ekstraları. Bunu yapabilirsiniz. Atıkların geri dönüşümüne katkıda bulunabilirsiniz. Okullarımızda var biliyorsunuz geri dönüşüm kutuları var. Onları attığımız zaman tekrar onu üretmek için tekrar hem enerji kullanılıyor hem o maddeden kullanılıyor. Bu da tekrar çevre kirliliğine sebep oluyor. Böyle bir şey yapılabilir. Yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek gidilebilir. Arabayla gittikçe egzoz gazından biliyorsunuz zehir saçıyoruz. Etrafı çevreyi kirletiyoruz. Çevre koruma çalışmalarına katılabilir. Değil mi? Böyle bir şeye katılabilirsiniz ya da bir derneğe üye olabilirsiniz. Yaşadığımız çevreyi koruma çalışmalarına destek olabiliriz. Evet, kendimiz yani bunları yaparsak bu çevre bizim. Biz burada yaşıyoruz. Kendi kendimizi ne yapalım? Zehirlemeyelim diyorum. Hemen devam edelim. Şimdi neler öğrendik? Doğal ve yapay çevreye pek çok örnek verebiliriz. Çevremiz bizim için çok önemlidir. Çevremizi koruyalım diyor. Bunu öğrendik. Şimdi doğal çevreyi göstermiş. Bir de yapay çevreye örnekler vermiş. Kendisi vermiş zaten. Bu sıraya doğal çevre, dağ, orman, milli park, doğal anıt bunlar biliyorsunuz. Bu da bir mağaranın içerisi. Burada da dikik ve sarkıtlar oluşmuş. Şimdi bir de yapay çevre var. Köprüler, tüneller, oyun parkları, bahçeler, evler, okullar. Bunlar da ne yapıyoruz biz? Etrafa kendimiz oluşturuyoruz. Bunları öğrenmiş olduk. Şimdi hemen burada sıra sizde kısmı var. Orayı da yapacağım. Üniteyi biliyorsunuz. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Sonradan değerlendirme arka tarafta olduğu için orada ne yapıyorsunuz? Doğru mu yanlış mı yaptığınızı kontrol ediyorsunuz. Ne kadar çevrecisiniz? İşaretleyerek sonuçları arkadaşlarınıza tartışınız diyor. Kısa mesafelerde yürümeyi tercih ederim. Evet, bunu ben yapıyorum zaten. Uzun mesafelerde toplu taşıma araçlarını tercih ederim. Evet, bunu da yapıyorum. Çöplerimi ayrıştırarak atarım. Hayır, bunu yapmıyorum. Onun için işaretlemiyorum. Mümkün olduğu kadar az bir şey yapıyoruz. Doğaya hiçbir şekilde çöp atmam. Evet, bunu yapıyorum. Suyu boşa harcamam. Evet, israf oluyor diye yapmıyorum. Atık pilleri pil kumbaralarına atarım. Doğru. Bunu zaten ben kendi sınıfımda da özellikle ekstra pil kutusu bulunduruyordum atmak için. Gereksiz naylon poşet kullanmam. Bunu biraz fazla kullanıyoruz diyelim. Doğada çözünür temizlik ürünleri almayı tercih ederim. Vallahi bunu da pek yapmıyoruz herhalde. Mutfakta artan yağları asla lavaboya dökmem. Evet dökmeyip biriktirip bunu belediyeler topluyorlar. Çiçekleri koparmam, ezmem, onlara zarar vermem. Vallahi pek zarar vermiyorum da işte çiçekleri koparıyoruz. Güzel güzel oluyorlar. Çünkü doğada çiçek toplaması güzel oluyor. Kitaplarımı ve defterlerimi düzenli kullanırım. Evet bunu da yapıyorum. Siz de bunu kendinize göre ne yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Şimdi geldik doğru yanlışlara. Defterimizi ve kitaplarımı düzenli ve temiz kullanmalıyız. Doğru. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak için uğraşmamalıyız diyor. Uğraşacağız, uğraşmayacağız olur mu? Bakın dikkat edin böyle sorulara. Yanlış. Evin içinde dışarıda giydiğimiz ayakkabılarla dolaşmalıyız. Yanlış. Ne yaparız? Dışarının kirliliğini, pisliğini getirir. Buraya evin içine sokarız. Evde ev terliği kullanabilirsiniz. Sıralarımızın üzerine karalamamalıyız diyor. Evet doğru. Karalamayacağız. Dışarıdan eve geldiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız. Doğru. Çünkü zaten bu Covid sırasında hep yıkıyoruz. Park ve bahçelerdeki çiçekleri koparmamalıyız. Evet. Park ve bahçedekileri koparmayın ama doğada çıktığınız zaman da koparabilirsiniz. Onun için koparmamalıyız. Doğru. Geri dönüşümü olan atıkları ayırarak atmalıyız. Doğru. Doğal kaynakların tükenebileceğini unutmamalıyız. Evet, doğal kaynaklarımız zamanla tükenir. Doğru. Bitkilere ve hayvanlara zarar vermeliyiz diyor. Yanlış. Zarar vermemeliyiz. Çünkü onlar da bizim gibi canlılar demiştik. Zaten canlılar ünitesindeyiz, değil mi? Evet, geldik C şıkkına, C kısmına. C kısmına bakıyoruz. Ova, yol, köprü var. Yukarıdakilerden hangileri doğal çevre, hangileri yapay çevre ile ilgilidir? Altlarına yazınız diyor. Hemen hızlı bir şekilde yazıyorum. Ova diyorum. Sonra dere, sonra dağ, sonra bakıyorum orman. Bunu oraya yazdım. Evet, şimdi yapay çevreye geldik. Yol, köprü, sonra baraj,
virgüllerimi atıyorum. Park. Tabi bu insanlar tarafından, yani milli park değil, insanlar tarafından oluşturulmuş park ve tarla. Bunlar nedir? Hep yapay çevredir. İnsanlar tarafından oluşturulmuştur. Evet, şimdi bakıyoruz. Doğal çevrenin önemini kısaca yazınız diyor. Canlılar doğal çevrede hayat bulurlar. Onun için çok önemlidir. Bu kadar kısa yazıyorum. Yapay çevreyi oluştururken nelere dikkat edilmelidir? Doğal çevreye en az zarar vermeye dikkat edilmeli. Dir. Nokta diyorum. Buna dikkat edilmeli. Evet. Cümleleri tamamlayınız. Hava kirliliğini önlemek için ne yapabilirim? Kısa mesafeyi yürürüm. Arabaya binmemiş olurum. Ondan sonra yakıtları, özellikle evde değil mi, yakıtları az kullanırım. Boşa harcamam gibi. Sonra toplu taşımayı kullanırım. Değil mi? Taşımaya ya binerim. Rim dedik. Toprağı kirliliğini önlemek için tarım ilaçları kullanmam. Değil mi? Bunu kullanmamak lazım. Sonra doğaya çöp atmam. Çöp atmam. Sonra başka ne yapılabilir? Zehirli maddeleri kullanmayacağız. Doğaya çöp atmayacağız. Şimdi hatırlayınca yazacağım orada. Su kirlenmek için su kaynaklarına, dere, göl, deniz ve çöp ve kimyasal atık atmam diyoruz. Geniş olarak yazdım. Bunu da aynı bu şekilde zaten geniş olarak yazabilirsiniz. Evet, diğeri ünite değerlendirmeye geçiyor. Artık onu kendiniz yapacaksınız ve sonundan kontrol edeceksiniz. Abone olmayı, bildirimini açık tutmayı unutmayın. Bildirimlerimiz devam edecek. Videoları yükleyeceğiz yine. İyi günler çocuklarım.